Lütfen kapıyı açar mısınız efendim diyor. Gel efendim, buyur efendim. Piyanisti biz de geldi. Müzik hocanız geldi çocuklar. Top kim diyor. Haydi. Estağfurullah hocam, biz size top falan demiyoruz da yani kendinizi niye atıyorsunuz orada? Top daha gelmedi, sipariş verdik. Ben nasıl çıkacağım buradan? Yardım etsin birisi. Biraz daha zorlasam çıkacak gibiyim. An düştüm, yere düştüm. Aa, yatıyorum burada. Ana Numan, bunu kesin sen çizmişsindir ha. Ya da şunu. Bunu da ben çizdim bomboş, hayatım gibi. Merhaba başkanlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte School Tycoon oynayacağız ve kendi özel okulumuzu kuracağız. Özel okul işi bana karlı dediler abi. Bir deneyelim ya. Sermaye batırmayız inşallah. Aldım bölgeyi ben. Bedavaya bir tane printer kur diyor. Kuralım. Printer okulda olmazsa olmaz zaten. Bunu biliyoruz. Evet, ne yapıyor bu printer abi? Ne printleyeceğim bize? Boş kağıt printliyor bu. Bomboş kağıt bunlar. Bu boş kağıtlar para mı verecek bize? Bari yazı olsaydı üstünde. Aa, tıklayıp topla diyor. 50 para veriyor boş kağıt. Güzel abi. Ama çok saçma, ben diye tıklıyor bunları ya. Ulan topla maşini parayla satmış adam ya. Okul karlı değil sanırım da, okul yapma oyunu yapma karlı. Lan notlarım biraz sıkıştı. El atın, el atın. Heh, diğer not, it onu. Toplanın notlarım. Hepinizi birlikte toplayacağım. Bunlar niye daha ileri gitmiyor? Sıkışılar orada. Heh, geldi tamam. Oo, topla topla topla, yolla 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 abi. Toplama zamanı. Tık tık tık. Oo, çok yavaş topluyor. Son zamanlarda çok Robux harcadığım için Robux harcamaya niyetim yok. Yani harcarsam da minimum harcayacağım. Onu da otomatik toplamaya harcayabilirim. Çok çileli geldi bana şu anda. Param olmuş, hemen buradan F-grade stamper aldım. Ne yapacak bu abi? Not verme bu normalde. F bastı lan harbiden kağıda. He, bunlar sınav kağıdı. Sınav kağıdı mı okuyor bu? Ne yapıyor? Bak, normal boş kağıtlar 50 veriyor. Diğerlerini de alamıyorum çünkü buraya gelemediler. Heh, bir tanesi geldi bakayım. 75 veriyor. Şimdi D notu için bir tane baskı aleti alıyoruz. Kağıtlara D basacak artık. F bastı bu. Önce F basıyor, sonra bu geliyor D basıyor. Çok saçma. F artık basmasın mesela. Bu direkt D bassın. Olmuyor mu öyle? D'ler sanırım daha fazla para veriyor. Aslında mantıklı. Şimdi şöyle düşünürseniz, özel bir okulda öğrenciler ne kadar iyi puan alıyorsa, sınavlarda ne kadar başarılı oluyorsa, siz de okulun fiyatını o kadar arttırırsınız ve kimse buna şikayet etmez. Çünkü öğrencilerin notları iyidir, kaliteli eğitim verdiğiniz düşünülür. Çok mantıklı. Öğrenciler keko da olsa hepsine en iyi notu vereceğim. Amacı para kazanmak. Ben şunu alacağım ya. Buna kim tıklar abi 7000 saat? Bir de 300 Robux'a satıyor. Çok pahalı. Heh, mis gibi çalışıyor artık. Eğitimimiz gittikçe kalitelileşiyor. Bunu da alırım hatta ben. B'ye geçtik. Eğitimde bir duvarayız. 4000'e A'yı da aldım. Öğrencilerimiz artık her yazıldan 5 alıyor. 5. Tam puan. Mükemmel eğitim kalitesiyle başkan eğitim kurumları. Bu kimin okulu lan? Ne ara duvar kurdunuz oğlum? Ana, kıskandım okuluna. Takaslayalım mı okulları? Bozkurt eğitim kurumlarını ziyarete geldim. Oğlum ne yaptın sen burayı? Ne ara büyüttün ya? Ana, şuraya bak. Notları falan da almış komple. Demek ki duvarlar ucuz. Yoksa bu kadar yapamaz herhalde ya. Ben gidiyorum kendi okulumla ilgileneceğim oğlum. Bu neymiş? Kıskandım. Onlar da duvar koymaya başlamış. Çok geride kaldım. Aa, okulun kapasitesi şu an 0 kişi. Öğrenci, öğretmen falan da alabiliyorum. Onlar da bize para kazandırıyor. Temizlikçi de alabiliyormuş. Otomatik temizliyormuş. Acaba kirleniyor mu okulumuz? Yanlışlıkla duvarın üstüne yürüdüm galiba. Duvar aldım. Neyse, şunları da alayım bari. Heh, dış duvarları aldım. Sınıf kurarsak öğrenci alabiliriz bence. Böyleyken eğitime başlayalım. Çatısı olmasına gerek yok ki arkadaş. Öğretmenin olduğu her yer eğitim kurumudur. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Bilim masası. Bir tane daha aldım. Ne oluyor bunları alınca? Aa, artık öğrenci alabiliyorum. Öğretmenler daha mı fazla para kazandırıyor? Evet. Öğretmenler saniyede 10 para kazandırıyormuş. Öğretmen alayım o zaman. İki tane öğretmen aldım. Okulda öğrenci yok, öğretmen aldım. Bak bak tiplere bak. Hocam nereye gidiyorsun? Bir tanesi kaçtı sınıftan. Hocam siz gelin bir sınıfın başında durun. Öğrenci yok ama. Nereden gidiyorsun ya? Duvar mı var? Dinlemiyor yemin ediyorum. Tipe bak ya. Kim seçiyor acaba bu öğretmenleri? Bu birazcık bir şeyler içmiş gibi ama. Bak diğeri geldi, bu gidiyor şimdi de. Ne yapıyorsanız yapın ya. Evet, 15.000'e yeni bir printer alıyoruz. Bu ne yapacak? Bu da mı boş kağıt basacak? Evet, bu da boş kağıt basıyor. Lan oğlum notlar hep aşağı düşüyor ama ya. Uf, bak gitti bu da. Şurayı bir kapataydık ya. Öğretmenim siz niye geziyorsunuz burada? Allah'ınızı seviyorsanız gidin bir dersiniz versiniz, yok mu sizin ya? Ne yaptın? Öğrencilerin kağıtlarını mı getirdin diyeceğim de öğrenci yok okulda daha, bir sakin ol. Duvarların rengini değiştirelim. Kırmızı olsun. Okulumuzun maskot simgesi. Bu olsun. Çok tatlış bir köpüş. Bu arada Robux vermenize gerek yok. Şu en alttaki asistan öğretmeni alırsanız 1000 dolar fiyatı var. Gelip ödevleri kendisi topluyormuş. Yani ben Robux'u birazcık boşa vermiş gibi oldum. Topla beni mi? Seni niye toplayayım kardeş? Buranın en iyi okulu ben olacağım. Bir sürü okul açılmış ya. Bir geldim baksana, her taraf okul. Aa, okulun bir tanesi yıkılmış. Depreme dayanıksız yapmışlar. Evet. Kitap raporlama printer aldım. Ne oluyor bunlar? Ben anlamadım ama. Bu ne atacak bakayım? Bu da boş sayfa atıyor. Oğlum bunlar hep boş sayfa atıyor ya. 75.000 paraya da şimdi fotokopi makinesi alacağız. Bakalım bu da mı boş kağıt atacak? Görelim. İnşallah buradan geçenler ikiye katlıyordur. Fotokopi o işe yarıyordur. O zaman paralar bayağı artar bak. Mantıklı olur. Hoş geldin.
geldin piyanist efendi. Aa kapı yok diyor. Seni mi kıracağım? Al kapı. Hatta bunu tamamlayalım. Al kapı. Kapı bu arada bildiğin açılıp kapanıyor. Güzelmiş. Otomatik kapı yaptım bak. Nasıl? Lütfen kapıyı açar mısınız efendim diyor. Gel efendim. Buyur efendim. Piyanistimiz de geldi. Müzik hocanız geldi çocuklar. Şimdi size müzik dersi verecek. Muz olduğuna bakmayın. Buranın en iyi döner kafa müzisyenidir kendisi. Spor yap spor. Biz burada hocalarımızı formda istiyoruz lütfen. Durun öğretmen bey, ben hemen bir fotokopi makinesi alıp geliyorum. Aha da aldım. Aa dediğim gibi mi cidden? Yok abi. Kağıtların miktarı artmıyor ama bence değeri artıyordur. Bana öyle geldi. Bir tane daha fotokopi alacakmışız. O da 150 kaymış. Lan fotokopiden geçme bak, ölürsün. Seri 2 tane yapar, dikkat et. Zaman bükülür. 262 para geliyor notlardan. Gayet iyi. Gelin efendim, gelin size sınıfınızı göstereceğim şimdi. Ders vereceğiniz sınıf. Okulda daha öğrencimiz yok ama burada ders vereceksiniz. Hatta ben öğretmeni aldım diye hemen bir tane öğrenci de aldım. Geliyor, öğrenci geliyor. Hemen bekleyin siz. Şuralara masaları atalım öğrencilerimiz için. Daha yeni bir okulunuz da. Duvara gerek yok. Duvara gerek yok. Etrafı boş zaten. Etrafı boş. İstediğiniz gibi burada ders yapabilirsiniz. Müfettişi ne yapacaksın? Otur dersini ver. Ben sana yardımcı olsun diye biraz daha öğretmen alıyorum buraya. Beraber bir tane öğrenciye ders vereceksiniz. Okulu kapatmak zorunda değilsiniz. Hayır. Dur hemen bekle. Dur, nereden duvar koyuyorsun? Kapı koydum, olmaz mı? Kapı koydum. Bak ne güzel kapısı var artık. Aa bak. Duvar yeri de geçmez mi? Bak size öğretmen masası da yaptım buraya. Gel otur. Tahtaları da koydum. Görünmez duvar var galiba. Ya sen niye duvara zorluyorsun ya? Bak buraya bilim tablosu da... Sen müzik öğretmenin değil mi? Neyse bu kalsın burada. Buraya nota yaparız sonra. Tamam, do re mi fa sol yaparız onu. Sıkıntı yok. La burası fen sınıfı diyor. Anladı ya. Tamam ben sana başka sınıf yapacağım. Dur burada sen dur. Burası da coğrafya sınıfı diyor. Müzik odası nerede? Burası spor sınıfı. Kütüphane. Müzik odası yok ki burada. Planlarda müzik odası yapmamışız kardeşim. Sen orada idare edeceksin. Yapacak bir şey yok. Yalancı kaçma diyor. Yalancı değilim ben. Ben sınıf öğretmeniyim diyor. Oğlum niye piyano öyle geldi? Ben seni müzik hocası sandım. Her şey var bende diyor. Tamam işte ya. Gel benle. Senin spor yerini hazırlıyorum ben. Seni spor hocası yapacağız. Bak hemen şuraya bir tane basketbol potosu koyuyorum. Öğrencilere burada basket atmayı öğretiyorsunuz. Tamam mı? Öğrencilerimiz formda olsun. Sen kendini atmayacaksın oradan. Hocam çok yanlış anladınız ya. Hocam siz sığmıyorsunuz bir de potodan. Öyle bir sıkıntı var. Top kim diyor. Haydi. Estağfurullah hocam. Biz size top falan demiyoruz da yani. Kendinizi niye atıyorsunuz orada? Top daha gelmedi. Sipariş verdik. Bakın burada oturma yerlerimiz de var. Çocuklar maç yaparken buradan izleyebilirsiniz. Buradan direktif verin. Zemin de aldım. Şimdilik bir tane pota var. İdare edin onunla. Ben şey yapacağım. Gerisini alacağım. Ama okula birazcık para lazım biliyor musunuz? Bir tane fotokopi makinesi alacağım da. Merak etmeyin, sizi sınıfa da yatırım yapacağız. Lazer yazıcı aldım. Üf. Kaliteli ha. 250 bine bir tane daha printer alacağız. Sonra bitireceğiz sanırım buradaki işleri. İç duvarlar diyor. Bu bizim sınıfların duvarları mı? Yok değilmiş. Duvar alıp duruyorum ben buradan. Param bitti. Sanırım duvarları aldım. Hocam mutlu musunuz? Artık sınıfları birbirinden ayırdım hocam işte. Daha ne istiyorsunuz bak. Yola geldi. Hocam ben size dedim her şeyi yapacağım. Siz merak etmeyin ya. Burası bu bölgenin en iyi okulu. Adımız yeter. Başkan eğitim kurumları daha ne olsun ya. Duvarlar güzel. Sağ olun öğretmenim. Yeni tasarım bunlar, hep yeni çıktı. Oturak aldım bak bir sürü öğretmenim. Bu bizim popülasyonumuzu arttırıyor mu? Arttırıyor. O zaman öğretmen alalım. Ben sürekli öğretmen alıyorum da daha fazla veriyorlar diye öyle alıyorum. İnşallah saçmalamıyorumdur. Öğretmenim duvarlarımız yeteri yüksekliktedir. Merak etmeyin. Üstünden zıplayıp hiçbir öğrenci kaçamaz dersten. Top gelecek öğretmenim. Top gelecek. Aradım tedarikçi, yoldaymış toplarımız. Lan çıktı abi. Öğretmenim. Ya üf. Şimdi bu diyecek ki bu duvarları alçak, yenisini yap diyecek ya. Ama öğretmenim öğrenciler sizi kadar akıllı değil ki, böyle gelemezler. Sınıfta kaçma yollarını gösteriyorsunuz şu an öğretmenim. Yapmayın. Etmeyin böyle şeyler. Şu yeni printerımızı da alalım. Haydi abi, printer daha çıktı arkadaş. Durum raporlama yazıcısıymış. Bu ney durumunu raporluyor bilmiyorum ama raporlasın bakalım. Bu printer son olsun lütfen. Bitmiyor çünkü ya. Bu da mı boş kağıt atıyor bakayım? At artık bir şey. Senin bekleyeceğiz bütün gün. Çalışmıyor bu printer. İade besleme. Attı, boş kağıt attı. Abi niye boş kağıtlara para veriyorlar ya? Versinler ama, güzel olsun. Burayı komple bitirdik sanırım. Evet, hiçbir şey kalmamış. Şu duvarları bir koyalım. Evet, duvarlar ikinci kat oldu. Artık kimse sınıftan kaçamaz hocam. Merak etmeyin. Bu ne abi? Çatı. Çatı da yaptım. Ana, ikinci kat mı var? 50K, 75K. Benim o kadar param var mı? Yok ki. Çatır çatır harcadım neyin ne olduğuna bakmadan ya. Hocam yazıcının üstünde durmazsanız lütfen, bozulabilir çünkü. Garanti kapsamında da olmaz çünkü siz bozarsanız. Kafayı niye döndürüyorsun ya? Hocam buraya kimse girmesin bak, gözünüzü seveyim, parayı buradan kazanıyoruz biliyorsunuz. Kafa döndürmeyin hocam lütfen. Öğrenciler de sizin gibi delirecek yoksa. Merdivenleri aldım. Aha da ikinci kat. Hocam siz benden önce
karşı çıkıyorsunuz ha, az çakal değilsiniz. Aa, başka sınıflar da var burada. Belki müzik sınıfı vardır. Burada merdiven yok. Sakın düşmeyin hocam. Hocam dikkat edin. Ama aman hocam. Hocam kırdınız mı bir yerinizi? İyi misiniz hocam? Hocam buradaki merdivenlere bütçemiz yetmedi de kusura bakmayın. Şimdi bilim sınıfını bitirdim. Dekorlarını da koydum. Bir yan sınıfa geçiyorum. Coğrafya odası. Hemen bu odayı da bir düzenleyelim. Lan sıraya sıkıştım. Hocam sıranın içinde kaldım. Hocam bir el atsın. Vallahi sırada sıkıştım. Ben nasıl çıkacağım buradan? Yardım etsin birisi. Biraz daha zorlasam çıkacak gibiyim. An düştüm yere düştüm. Aa yatıyorum burada. La kalkamıyorum bu sefer. Kalkarken kafamı vuruyorum. Haydi. Böyle bir sıkışma yok abi. Örtmenim, şu sırayı iterseniz kalkabileceğimi düşünüyorum. Ne gülüyor abi, ne gülüyor ya. Herkesin başına gelebilir bak, gülüyor. Gülmezseniz, beni buradan bir çıkartırsanız. Hiçbir türlü çıkamıyorum ya. Müdürü çağır bey, ben kendimi öldürdüm artık. Çıkmak için tek yol buydu. Bak coğrafya haritası. Heh, okula öğretmen alalım. Öğretmen alalım. Bir sürü öğretmen, para. Öğretmen alacağız da para ödemem lazım ama bana para veriyorlar. İşime gelir. Basket diye oğlum, kafayı soktu içeri. Öyle basket oynanmıyor. Oğlum bozkurt top mu ya? Bozkurt basket topu bu. Çok ayıp, yemin ediyorum ya. Al bunların hepsini al. Neymiş bunlar ya? Kafeterya alıyorum okuluma. Çok önemli. Bu çocuklar kaç gündür aç geziyor bak. Aklım başıma da aynı geliyor. Heh, alın öğrenciler, hamburger yiyin okulda. Kalitesiz ama olsun. Şimdi ceza odasını yapacağız. Buraya cezalı öğrencileri koyacağız öğretmenim. Ona göre bak. Lan öğretmenim ama ne yaptınız ya? Ben bunu biliyorum. Biri de daha olmuştu. Sonu hiç iyi olmadı. Ben size söyleyeyim öğretmenim. Ne güzel masada durdunuz yalnız ha. Tam yemelik mus. Oh. Üstünüzde zıplarsam acaba çıkabilir misiniz? Ben müdürüm. Merak etme, sizi kurtaracağım. Kurtaramayacağım. Kaldınız öyle. Yazık oldu. İyi öğretmen daha. Vallahi iyi öğretmendi. Bu sınıfı da bitirdim. Cezalı öğrenciler gelecek burada, tavana falan bakacak herhalde. Niye ceza sınıfı burası bilmiyorum. Öğretmen al. Bir sürü öğretmen al. Öğrenciye gerek yok. Ne yapacaksın öğrenciyi ya? Hop, laboratuvar yapıyoruz buraya da. Oğlum bir sürü öğretmen oldu bu okulda. Adım atacak yer kalmadı. Şuraya bak ya. Kantin nerede? Midemde mi? Kantin burada kardeşim. Gel. Gel. Personele yemek ücretsiz. Afiyet olsun. Heh, müdür odası diyor. Kendime bir oda yapayım artık ya. Halımı da koydum. Oh bak, başka odalarda halı yok. Kendime güzelce bir halı koydum buraya. Dolaplar, molaplar, masamız çok güzel. Masa birazcık gösterişsiz oldu ama olsun. Kapımızı da koyduk. Hazır. Buraya dolaplar, kilitler. Şuraya da bir kütüphane. Okulun olmazsa olmazı abi. Bu çocuklar okuyacak, öğrenecek. Heh, bir sürü kitap, bir sürü. Kütüphaneyi de bitirdim. Mis gibi oldu. Bunlar kantincilik oynuyorlar içeride. Dur bakayım ne yapıyorlar. Oğlum sen personel değilsin ki. Öğrencisiniz siz ya. Niye arkadan millete dondurma satıyorsunuz? Siz kardeş misiniz? Bu YouTuber diyor. YouTuber değilim ben. Pahalıya satak diyor. Müdürüm oğlum ben ya. Adam müdürüne ne diyor ya? Çok ayıp ya. Şuraya son dolaplarımızı da koyalım. Bizim okulda öğrenciler çanta taşımıyor. Buraya kilitliyor ihtiyaçlarını. Gelip buradan alıyor ya. Neymiş her gün 700 kilo çanta taşı falan. Baya güzel oldu yalnız okul ha. Sevdim. Buradaki merdivenleri de alalım. Artık öğrencilerimiz aşağıya düşmesin. Gerçi okulda öğrenci yok ama olsun. Her şey olmayan öğrencilerim için. Buraya hemen bir matematik sınıfı yapıyorum. Abi her ders için ayrı sınıf niye oluyor anlamadım ama. Şu son sıraları da alalım. Okula da bir tane temizlikçi alacağım. Bu adamın okulu pis, dedirtmeyelim kendimize. Test odası diyor. Sınav mı yapılıyor burada? Galiba sınav odası. Güzel. Bu arada okulda gezenleri gizledim. Çünkü bilgisayarı kastırıyorlar. Şöyle soldan customize'a tıklayıp Hide Tycoon NPCs diyebiliyorsunuz. Böylece oyununuz donmuyor. Çünkü 100 tane öğretmen var. Hepsi geziyor fıldır fıldır. Şu sıraları da aldık. Şimdi şu tahta falan kaldı. Kardeşlerim saatlerdir burada bekliyoruz. Artık bence okulu tamamlayabiliriz. 1.8 milyon dolar param var. Yani bu parada yetmiyorsa yazıklar olsun. Okul kurmak çok zor iş bir şey ya. Onu fark ettim. Şu artık test sınıfını bir tamamlayalım. Lan yine sıkıştım masaya. Ah tamam, kurtuldu bu sefer. Kapılarını da koyduk. Test sınıfımız tamam. Diğer kapılarını da koyalım. Burası iki girişli bir sınıf. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz lan? Uyuyorsunuz orada. İnsan bir yardım eder. Abi der, bir şeye ihtiyacın var mı der. Yok. Şuraya masaları koyalım. Masalar çok pahalı oyunda. O sıkıntı. Yoksa ucuz ucuz yapacağız, bitireceğiz. Bu sınıfı da bitirdik. Burası ne sınıfı belli değil ama. Yedek sınıf gibi burası. Bomboş duruyor. Buraya bir laboratuvar daha koyuyormuşuz. Koyalım abi. Koyalım. Şu şekilde bir dizayn oldu bu laboratuvarımızın da. Alttakine benziyor bayağı. Hatta aynı olabilir. Depolama odası. Tamam. Okula bir de depolama odası koyalım. Belgeler falan depolanıyor burada. Yine ne çalıyorsun ya? Bütün gün tıngır 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 atıyorsun elindeki piyanoyu. Tamam, oynayacağız. Söz şu okul bitsin, hep beraber oynayacağız. Burada da resim sınıfımız var. Ana Numan, bunu kesin sen çizmişsindir ha. Ya da şunu. Bunu da ben çizdim bomboş, hayatım gibi. Resim sınıfını da bitirdik. Öğretmenim biliyorum size hala müzik odası kurmadık ama sabredin birazcık. Sınıfımızın kapısını da kapattık. Buraya ne yapacağız abi? Aa güzel bir cam koyduk. Hoş oldu. Bunlar ne lan? Dışarıyı mı çiziyorsunuz buradan bakıp? Ne yapıyorsunuz? Nasıl okullar var, ben anlamadım ki. Öğretmenler odası yapalım, gelin. Oha, öğretmenler odası çok pahalı. Yo, fiyata bak. Milyonlarca dolar harcamak gerekiyor buraya. Numan.
Numan. Okula biraz öğretmen alalım. Çok para lazım bize. Başaramadık Numan. Neyi başaramadın? Sınıf kurmayı başaramadık Numan. Toplantı odası yapsak bari. Paramız buna yeter diye düşünüyorum. Masaya 100 bin istiyor. Biz de ucuzlar yaparız, ne yapalım. Kapı mapı koyuyorum. Param bunlara yetiyor. Sıkıştın lan orada. Heh, çık. Dikkat et. Böyle ucuz ucuz şeyleri toparlıyorum. Etraf en azından dolu gözüksün diye. Ana, burada bir sürü bunlardan oldu. Yemin ediyorum saatlerdir bu okulu inşa etmeye çalışıyoruz. Bak gerçekten. Bu kadar zor olacağını bilmiyordum ya. 400 bine ne masası bu? Lan bir de küçücük masa ya. 400 bin diyor. Yürü git. 100 bin. Bak bu 100 bin. Bu 400 bin. İkisi de aynı masa. Yapmayın böyle şeyler. 300 bine yine aynı masa. Ama 300 bin. Yine aynı masa. 200 bin. Ben anlamadım ki. Şu öğretmen odasını bir tamamlayayım ben komple. Bir de halı malı istiyorlar. Bak bak bak. Tiplere bak. Bütün lüks sizin olsun zaten. Dart bile var odalarında. Şuraya bak. Kapılarında koyduğum şu medya odası vardı yapmadığımız. Bir tane toplantı masası 100 bin abi. Bak kocaman masaya 100 bin verdim mesela. Buna değer. Bu güzel. Komple bitirdim abi okulu. Görüyor musun üst katı? Bak mis gibi. Kocaman açıklık alan da var. Çatısı lazım şimdi buranın. Çatıyı kapatacağım. Gördüğünüz gibi burada çatı var ve 100 bin para istiyor. Çatıyı da alıyoruz. Pardon, o çatı değilmiş. Çatı şimdi geldi. Alamıyoruz. Çatıyı da aldım ve bittiğini düşünüyorum. Bu ne abi? Buraya bir şey geldi. Bir şey dökmüşler buraya. Aa, sanırım gerçekten temizlikçi gerekiyor. Yere böyle bir şeyler dökülüyor. Hemen temizlikçi alıyorum. Ama buraya gelip çalışacaklar. Bekliyorum. Bir de öğrenci alalım abi içeriye. Bir sürü öğretmen aldık zaten. Paraya da ihtiyacımız yok. Bu kadar sınıf kurduk. Okuyacak öğrenci lazım. Şimdi okul böyle bomboş. Bakın. Ben size şöyle bir göstereyim alt katı. Böyle koridorları falan gayet geniş. Güzel güzel sınıflarımız var. Siz tabii hiç öğrenci görmüyorsunuz. Ama hemen öğrencilerimi size göstereyim. Öğretmenlerimi nasıl kasmaya başladı. Üf, hareket edemiyorum lan. Milletin bilgisayarı çökecek şimdi. Kapat kapat, böyle olmaz. Oh be. Üst katta bu şekilde çatımız da geldi. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Gayet büyük bir okul inşa ettik. Önünden de bir bakalım. Tabii bunları da unutmuşuz. Bunları da kuralım. Şekilli şükürlü geldi başkan okulu diyor. Ya öyle değil. Geldi başkan eğitim kurumları ya. Okula bakar mısın? Yuh. Beyaz saray gibi okul kurdum ya. Büyük emek gerçekten bu. Kendimizi takdir ediyorum. Evet başkanlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.